Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenankara ile TYT Geometri konu anlatımı kampının 27. haftasının 4. videosundayız. Ne anlatacağız? Prizmalarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sizlere parça çıkarma ve yüzey soruları, daha doğrusu karınca sorularını anlatacağız. Evet, kitabımızda da sayfa numarası şöyle bakalım, 253 ve 254'ten bahsedeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bir prizmadan parça çıkarma olayından bahsedeceğiz şimdi. Bu durumun hem hacimsel hem de alansal durumunu inceleyeceğiz seninle birlikte. Peki şöyle bir parça var, bir prizma var. Bu prizmadan bir parça çıkarttığım zaman hacimde kesinlikle ama kesinlikle ne oluyor? Azalma oluyor. Yani ben şuradaki parçayı çıkarttığım zaman böyle tüm hacimden neyi çıkartmam lazım? Şuradaki çıkan parçayı çıkartırsam yeni oluşan hacmi bulur muyuz? Buluruz. Evet, yeni hacim çok kolay. Ne oluyor? Kesinlikle azalıyor. Tüm hacimden şuradaki hacmi çıkartacağız. Peki alanda öyle bir şey var mı? Alanda bir parça çıkarttığımız zaman azalma söz konusu mu? Evet, kesinlikle azalır diye bir şey söyleyemeyiz. Hatta genelde artıyor. Değişmediği durumlar da var arkadaşlar. Hocam niye böyle diyorsunuz? Sonuçta bir şey çıkartıyoruz. Azalması gerekmiyor mu? Hayır. Bir şey çıkarttığımız zaman yüzeysel olarak bir artış olabilir. Mesela sen buradan içeriden böyle duvarı önden delsen ve şöyle bir delik açsan, şurada bir delik açsan, tamam mı? Duvarı da arkadan delmese. Şöyle bir çıkıntı mı oldu? Senin önceden şuradaki yüzeyin vardı ve burası çıktı değil mi? Evet, burada kalan azaldı ama içeride ne oldu? Hocam burada yeni bir yüzey oluştu. Burada da yeni bir yüzey oluştu. Yan tarafta da, alt tarafta da, üst tarafta da yeni bir yüzey oluştu. Sadece öndeki parça çıktı ama içeride, sağa solda, üstte altta, arkada yeni yüzeyler oluşmadı mı? Yani sen bu yapıyı önceden parça çıkartmadan önce boyasan, bir de parça çıkarttıktan sonra boyasan, yüzeylerde artış olmadı mı? Kesinlikle artış oldu. Yani boyada bir fazlalık olmayacak mı? Evet. Yani burada genelde ne oluyor? Fazlalık oluyor. Parça çıkarttığın zaman yüzeylerde fazlalık oluyor. Çünkü fazladan yüzey oluşuyor. Ama her zaman bunun garantisini de söyleyemeyebiliriz. Yani yüzey alanında şöyle bir şey olabilir. Parça çıkarttığımız zaman değişmeyebilir. Ya da yüzey alanı artabilir ya da yüzey alanı azalabilir durumları da söz konusu. Mesela şurada şu köşeden çıkarttığın zaman eski haline geri getir. Şöyle ne yapacaksınız, bir de bunu bulurken, yeni alanı bulurkeniz arkadaşlar. Önce bir eski alanı hesaplayacaksınız. Prizmanın alanını hesaplayacaksınız. Sonra ekstradan eklenen yüzey varsa ekleyeceksiniz. Çıkan yüzey varsa da çıkartacaksınız arkadaşım. Bu kadar basit. E şimdi mesela burada şuna bakalım. Şu köşeden çıkarttığım zaman ne oluyor? Hocam şu üst taraf çıktı, bunu çıkartacağım. Tam olarak böyle çıkartma işleminde tam olarak yapmanızı da tavsiye etmiyorum aslında. Niye? Hocam bu çıktı ama sonrasında bu yüzey eklendi. Aa, çıkan yüzey yerine bir yüzey gelebiliyor. Yani birbirlerini nötrleyebiliyorlar. Nötrleyenler de böyle, çıkan yüzeyler de nötrlüyor mu diye bak. Nötrleyenleri de hiçbir şeye etki etmez. Mesela üst çıktı, alt geldi. Mesela burada hocam sağ taraf çıktı, sol taraf geldi. Bak yine değişiklik olmadı. Bu çıktı, azalması lazım ama bu eklendi. Aynısı eklendi. Hocam mesela burada ön taraf çıktı, arka taraf ne oldu? Eklendi. İşte bak, tam köşeden çıkarttığımız zaman yüzey alanında herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Çok ilginç. Eski halindeki yüzey alanı neyse yeni halindeki yüzey alanı da bu oluyor mesela. Şimdi şunu inceleyelim mesela. Sen bunu çıkarttın. Hocam bu parça çıktı ama arkasında eklendi mi? Evet. Tam delmediyse, evet, çıkan yüzey nötrleyeni de var. Sonra içerideki şuradaki yüzey ne yaptı arkadaşım? Arttı. Sağa sol yüzey arttı. Zaten böyle çıkan yüzeylerde, yani parça çıkarttığın zaman şuna dikkat et. Ön arka, sağa sol, üst alt şeklinde dikkat et buna. Öne baktın, arkasından ötürledi. Sağa sol ekstradan geldi. Üst alt da ekstradan gelmedi mi şöyle? Evet. Yani şu mavileri ve siyahları ekleyeceksin. Şu önden çıkan arkada oluştuğu için birbirini nötrledi diyeceksin ve işlemini ona göre yapacaksın. Bu kadar basit. Parça çıkarma gerçekten çok basit. Evet, şuna bir bakalım arkadaşlar. Hemen örnek 21'e bakalım. Böyle bir parça çıkartmışım mesela. Prizmanın yüzey alanındaki değişim nasıl olur diye soruluyor. Arkadaşlar prizmanın yüzey alanındaki değişime bakacağız. Şimdi ben bu parçayı çıkarttıysam ne yapacağım? Eski haline geri getireceğim. Hocam üst taraf çıktı. Çıkan üst taraf alt tarafta oluştu mu? Oluştu. E o zaman arkadaşlar birbirini nötrledi bu üst alt. Ön taraf çıktı. Arka taraf ne oldu? Hocam önden çıkan arkada oluştu. Nötrledi. Evet. O zaman ön arkada birbirini nötrledi. Şimdi ne var? Üst alta baktık. Ön arkaya baktık. Sağ sol kaldı. Hocam eskiden buradaki alan var mıydı? Yoktu. Bak sağ soldaki burada kalanlar ne oldu? Eklenmiş oldu arkadaşım. E o yüzden ne yapacağım? Burada eklendiği için, fazladan bir yüzey olduğu için
ne olacaktır? Artı 1 çarpı 3'ten 2 tane oldu. Yani burası ne oldu arkadaşlar? Artı 6 oldu. Bu artı 6 olması demek ne demek? Yüzey alanının 6 artması demek. 6 artar diyeceğiz. Zaten yüzey alanındaki değişim nedir diye soruluyor. 6 artıyor kardeş. Tamam. Evet, örnek 21 bu oldu. Geldik örnek 22'ye. Şimdi böyle bir parça verilmiş. 3, 4, 5 birim olan dikdörtgenler prizmasında taban kenarının uzunluğu 1 birim olan kare dik prizma çıkarıldığında oluşan cismin alanı kaç birim kare olur diye soruluyor. Evet. Cismin alanı. Burada hacimden falan bahsetmiyor değil mi? Yok. Bahsetmiyor. Sadece yüzey alanından bahsediyor. Dikkatli okuyalım. Hacim sorulsa zaten kolay. Tümünden neyi çıkartacaksın? Buradaki prizmanın hacmini çıkartacaksın zaten. Olay bu. O yüzden burada yüzey alanında böyle yoğunlaşmışız. Eski haline geri getiriyoruz. Çıkarılmadan önceki hali bu. Şimdi yeni oluşan cismin alanı soruluyor. İlk önce bir eski alanı yazacaksınız. Hocam eski alanı yazarken ne yapacağız? 3, 4, 5 kenarlarına ait yüzey alanı neydi? Kenarların ikişerli çarpımının iki katıydı. Yani 3 kere 4, 12. 2 ile çarptık 24. 4 kere 5, 20. 2 ile çarptık 40. 3 kere 5, 15. 2 ile çarptık 30 oldu. Eski halindeki yüzey alanı bu. Şimdi yeni haline bakalım. Üst taraf çıktı. Alt tarafta oluştu mu? Oluştu. Hocam alt üst nötrledi. Tamam. Hocam bu taraf çıktı. Ön taraf çıktı. Arka tarafta çıktı. Heh. Bu sefer bir azalma var. Eksi 1 çarpı birlik alan hem önde hem de arkada azaldı mı? Azaldı. 1 çarpı birlik alandan 2 tane azalma var. Hem ön hem arka. Bir de sağa sola bakalım şimdi. Hocam şuradaki sağdaki göremiyorum ama burada da solunda da yok mu arkadaşlar? Var. Burası zaten tamamı çıkmış. 4 birim. Burası da 4 birim değil mi? Evet. Yani burada kalan 1 kere 4 4. Evet. 4 alanından da kaç tane fazlalaştı arkadaşlar? Hem sağda hem solda 2 tane. Yani 1 çarpı 4 alanından 2 tane fazlalık var diyeceğiz. İşte normalde yüzey alanı buyken, yani kaçken? 70 94'ken sonra ne oldu? 8 arttı, 2 azaldı. Yani toplamda 6 artmış oluyor. Eğer yüzey alanındaki değişim sorulmuş olsaydı 6 artardı. Ama bendeki tüm yüzey alanı isteniliyor. İlk baştaki yüzey alanı 94'tü. Şimdi 2 azaldı, 8 arttı. Yani 6 arttı. Toplamda kaç olur o zaman arkadaşım? 100 olur. İşte parça çıkartma dediğimiz olay bu arkadaşım. Tamam, şimdi gelelim yüzey sorularına. Yüzey soruları da çok kolay. Yani karınca soruları diyoruz genelde buna da. Çünkü yüzeyden gidiyoruz. Normalde biz hep ne yaptık bu zara kadar? Havadan gittik böyle. Cisim köşegeninden falan bahsettik. Ya da şuraya doğru geldik. Ya da buradan şuraya doğru geldik. Böyle havadan gittik değil mi? Şimdi yüzeyden gittiğimiz zaman biz burada yüzey soruları diyoruz. Yüzeyden gittiğimiz zaman da ne yapacağız? Açınım yapacağız arkadaşım. Ama hangi yüzeylerden gittiyse onun açınımını yapacağız. Mesela bir karınca var. Şimdi A köşesinden K köşesine karınca gidecekse eğer. O zaman hocam ya böyle gidebilir. Şu ön ve üstten gidebilir. Ön ve üstten gittiği zaman ne olacak? İşte şeklini gösterirse işimiz kolay. Hocam ön ve üstten gitti derse o zaman şunu yapacağız. Bir yüzey, ilk gittiği yüzey sabit ya da istersen ikinci gittiği yüzeyi sabit diyebilirsin. Bu sabit, ikinci yüzeyi ilk yüzeye göre aç. Aslında şöyle değil mi? Şu şekilde değil mi? Şöyle gösterdiğim zaman. Evet, şu şekilde değil mi? Yani şu şekilde bir şey var elimizde. Ne yapacağız? Arka tarafı, üst tarafı açacağız. Üst tarafı açıyoruz. Üst tarafı alttakine göre açıyorsun. Yani şu öndekine göre açıyorsun. Bu öndekine göre açmak demek ne demek? Arkadaş bunu böyle yukarı kaldırmak demek. Bunu yukarı kaldıracaksın. Hocam burası B iken burası B. Burası B ya. Yukarı kaldırdığın zaman iki dikdörtgen üst üste geliyor demek. Bunu yukarı kaldırdın. Bu dikdörtgeni işte bu şekilde kaldırıyorsun. Buraya koyuyorsun kardeşim. B iken burası B iken kalkmış halde B. Burası A iken burası da A yapıyor. Sonra A'dan K'ya en kısası nedir? Şunu çizeceksin ve burada bir Pisagor bağıntısı yapacaksın. Olay bitiyor. Mesela şöyle yüzeyi söyleseydi bize. Hocam önden gidiyor ve sağdan gidiyor. O zaman ön yüzey sabit. İkinci yüzeyimizde şu yüzeyi kapı açar gibi açacaksın böyle. Kapıyı açar gibi açtığın zaman ne olacak yani? Hocam şuradaki kapıyı açtığım zaman hop böyle gelecek. Yani bizim buradaki B buraya gelecek. C de şu yükseklikte C'di ya. C de burada. Sonrasında ne oldu? Şurada bir Pisagor bağıntısı oluştu. Çünkü iki tane dikdörtgen yan yana olmuş oldu. Hocam buradan buraya en kısası dümdüz çizdiğimiz zaman işte C ve A artı B'nin parantez karesinden sonuca ulaşırsınız. Bu arada şunu da söyleyeyim ben sana. Hocam ön, bak dikkat et. Ön ve üstten gitmesiyle bunun zıttı. Alt önün şeyi nedir arkadaşlar? Arka değil midir? Evet. Arka ve alttan gitmesi aynısıdır. Bak şimdi şöyle çizeyim, şöyle çizeyim, şöyle çizeyim. Alttan ve arkadan gidecek. Alttan ve arkadan gitmesi aynı şeydir.
Yani zıtları da aynıdır. Ön ve üstten gitmesi arka ve alttan gitmesiyle aynıdır. Ya da burada nereden gidiyor? Ön ve sağdan gitmesiyle arka ve soldan gitmesi aynı şeydir. Mesela böyle bir şey geldiği zaman bu karıncanın şu şekilde gitmiş haliyle bu karıncayı sen şöyle götürürsen, hocam bu şekilde götürebilirim ben bunu. Nereden? Ne dedik? Arka ve sol. Soldan gidecek ve arkadan gidecek. İşte bunun kırmızı çizgiyi takip etmesiyle siyah çizgiyi takip etmesi aslında aynıdır. Bunların zıtları da bazen oluşabiliyor. Buna da dikkat et. Ama ne yapıyormuşuz? İlk yüzey sabit. Diğer yüzeyleri ona göre açıyoruz kardeşim. İşte üst taraf açılacaksa yukarı koyacaksın dikdörtgeni. Sağ taraf açıyorsam sola doğru yanına koyacaksın dikdörtgeni. Yani yüzey soruları da aslında bu kadar basit. Hadi bakalım şimdi sorularda nasıl basit olduğunu görelim. Şimdi diyor ki 8, 6 ve 9 var. Bak karıncanın izlediği yolda verilmiş. Ön yüzey ve üst yüzeyden gidiyor. Buna göre diyor karıncanın izlediği en kısa yol nedir diye soruluyor. İlk yüzeyimiz sabit. Yani ilk yüzey şu dikdörtgen sabit olsun. İkinci dikdörtgeni buna göre açacağım. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Hop şunu yukarı doğru kaldırıyoruz. Üstü yukarı doğru kaldırıyoruz. Üstü yukarı doğru kaldırdığım zaman M köşesi buraya geldi. Hocam burası 6 iken burası da 6 ya. E burası da 6, burası da 6 oldu. 9 iken burası da 9. E şurası da zaten kaç? 8 birimden burası da 8. Ve 90 derece işte bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. A'dan M'ye gidecek. A'dan M'ye. Bu şekilde en kısası bu olur. Bu iki nokta arasındaki en kısa uzaklık. Yani Pisagor 8, 15 ne üçgeni? 17 üçgeninden cevabı 17 diye ulaşırız. Tamam. Olay bu. Geldik mesela buraya. Zeynep en sevdiğim isim. Kızım olsaydı ismini Zeynep'e koyacaktım. Düzgün altıgen prizma şeklindeki bir kutuya A köşesinden E üssü köşesine yan yüzeyleri temas edecek şekilde gergin bir ip sarılıyor. Bu sefer karıncı dememiş de gergin bir ip sarılıyor demiş. Aynı şey. Gergin bir ip sarılması yüzeylere temas ederek şu E'ye geliyor demek değil midir? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İlk yüzey sabit. Bu ilk yüzeyin A köşesinden geliyor. Mesela şuraya koyayım bunu. Bu ilk yüzey sabit. A köşesi burada ve burası kaç? 15 ve FC uzunluğunda kaç vermiş bize? FC uzunluğu da arkadaşlar düzgün altıgendeki ne? Düzgün altıgendeki en uzun köşegen. En uzun köşegen bir kenarın iki katıydı. Yani burası kaç oldu? 5 oldu. Şimdi ne yapacağım? İlk dikdörtgene göre ikinci dikdörtgenleri açacağım. Bak dikkat et burada ne var? İlk dikdörtgenimiz bu ya. Sağındaki dikdörtgeni hop böyle açacağım. Yanına koyacağım. Yanına koydum şöyle. E hocam bu dikdörtgen de aynısı. Bu da 5'e 15'lik dikdörtgen. 5. Sonra yanındakini koyacağım. Yanındaki de şu dikdörtgen değil mi? C üstü D üstülük. Evet. O dikdörtgen de aynı. 5'e 15'lik. Sonra bir tane daha dikdörtgen var. Arkada E'ye gelene kadarki dikdörtgenleri sayacağım. Yani yüzeyleri sayacaksın kardeşim. Bak kaç tane dikdörtgen açacaksın? Bir tane dikdörtgen zaten burada. Tamam. Sonra şunu açacağız. 2. Bunu açacağız. Yanındakini şu DC kenarına ait olanı. 3. Sonra buna ait olanı açacaksın. 4. Yani 4 tane dikdörtgeni yan yana açacaksın. Ve dikdörtgenin kenarları da yan yüzeyler hep prizmada, dik prizmada dikdörtgen ondan dolayı. Hep bu kenarları da 5 değil mi? Evet. İşte bizden ne isteniyor? A'dan başlayacak E üssü. En son açtığın dikdörtgenin yani şuradaki dikdörtgenin şu köşesine gelecek. E bu köşesine getir bakayım. İşte bizden bu uzunluk isteniyor. Arkadaş burası 15. Yani burası 15. Burası kaç yaptı? 20. 15, 20, 25 üçgeninden cevaba 25 diye ulaşırız. Evet örnek 24'ü 25 bulduk. Ve geldik örnek 25'e. Bak bu çok güzel bir soru. Yabancı çekmeyeceğim bir soru. Bu sefer böyle bir prizma var. İçinde su var. Ve suyun üstünde de yürüyebilen bir böcek var. Hem böyle prizmadan hem de suyun üstünde yürüyebilen bir böcek var. Şimdi buna göre diyor bak böceğin izlediği yol verilmiş. Yol verilmişse işimiz kolay. Hangi yüzeylerden gitmişse o yüzeyleri açacağız. Öncelikle ön yüzeyden gitmiş. Sonra bak dışarıdaymış bu arada bu. Bak bak soruyu okuduğun zaman anlayacaksın. Şu dışarıdaymış. Dışarıdan böyle ön yüzeye gitmiş. Sonra içeriden ön yüzeye gitmiş. Sonra su yüzeyine gitmiş. Sonra arka taraftaki şuradaki yüzeyden de şöyle gitmiş M'ye ulaşmış. E hadi bakalım açarak yapacağız arkadaşlar şimdi buna. Dikkat dikkat. Şurada açayım istersen. İlk başta kaça kaçlık dikdörtgen gidiyor? Şuradaki dikdörtgeni gitmiyor mu? Evet. Buradaki dikdörtgeni gidiyor. Buradaki dikdörtgenimiz kaça kaçlık şöyle açacak olursak. Hocam 7'ye 10'luk. Tamam şurası 7 burası 10 diye açayım. Sonra su yarısına kadar doluymuş. Hocam burası 5 5. Sonra yine bu yüzeyin yine aynı yüzeyin arka tarafını gidiyor. Arkadaş şimdi şöyle düşün. Şu kitabın şurasından gitsek. Şöyle gelsem böyle gelsem. E burada o zaman aynı yüzey değil mi bu? Aslında aynı yüzeyden bahsediyoruz. Aynı yüzeyi açmak demek ne demek?
Ön yüzeyi kullandıysam arka yüzeyi. Papağa şöyle açacağımı demek anlamına gelmiyor mu? Evet. Hatta kendimi şöyle bir büyütsem ya ben ya. Şöyle bir büyüteyim. Bu kitap şu şekilde görüyorsun. Şuradan gelse, şöyle gelse, hop arka yüzeye de gelse. O zaman ne yapacaksın? Bu yüzey sabit, arka yüzeyi açacaksın. Arka yüzeyi açmak aynı dikdörtgeni açmak demektir. Yani şöyle yapmak demektir. Yani şuradan başlıyor, hop şöyle gidiyor demektir. Değil mi dostlar? Evet, o zaman burada biz bunu kullanacağız. Hadi şimdi sorumuza dönelim. Evet, o zaman onu kullanacağım. Arkadaş, ön yüzeyi kullandım, arka yüzeyini kullanacağım. Arka yüzeyin de yarısını kullanıyorum. Yani burada bu kağıt katlanmış gibi düşün. Yukarı doğru açacağım değil mi bunu? İlk yüzeye göre açacağım hepsini. Bak şimdi. O zaman yukarı doğru açtım. Hocam yukarı doğru geldi böyle. Ama ne kadarlık kısmını açtım? 5'e 5'lik kısmını açtım. 5'e 7'lik kısmını açtım. Sonra ne yapıyor? Su yüzeyinden gidiyor. Su yüzeyi de arkadaşlar yine yukarı doğru açacağız. Buradaki yüzeyi. Su yüzeyinin kenarları kaça kaçlık? 7'ye 4'lük dikdörtgen değil mi? Evet. 7'ye 4'lük dikdörtgeni açtım burası. Bakın burası su yüzeyi. Sonra neresi? Arka yüzeye gidiyor. Hocam yarısına kadar su doluydu. Yani 5'e 5 burası ya. 5'e 7'lik dikdörtgen değil mi o? Evet. Onu da yukarı doğru açacağız arkadaşlar. Hep ilk yüzeyi nasıl kullandıysak, bak ilk yüzeyi bu. Sonra ilk yüzeyi göre üste doğru açtık ya. Diğer dikdörtgenleri de üste doğru koyduk. Burası kaç birim bu arada? 5 birim. Bunu da koyduk. Buradan başlayacağım. Buraya gideceğim. Hadi bakalım gidelim. Hop işte bizden bu isteniyor. Arkadaş şurada bir dik üçgen var mı Pisagor? Var. Burası kaç? 7. Burası kaç? 24. 7, 24, 25 üçgeninden bizim böcek şöyle gitti. Arka yüzeyden gitti. Su yüzeyinden gitti. Böyle gittiği zaman en kısası ne oluyormuş arkadaşım? 7, 24, 25 üçgeninden 25 çıkıyormuş. Evet, bu da gerçekten çok güzel bir soru. Değişik bir soru. Yani diğer soruların nirvanası diyebiliriz şöyle baktığımız zaman. Tamam. Evet, 25. soruyu 25 bulduk. Ve geldik 26. soruya. Evet. Şimdi 3, 4 ve 6 verilmiş. Ve A ile K verilmiş. Bu diyor ki kutunun dışında A ve K noktalarındaki çivilere gergin olacak şekilde bağlanan bir ipin uzunluğu en az kaç birim olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet, şimdi dikkat, dikkat, dikkat. Birlikte yapalım arkadaşlar bunu. Şöyle kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Bunun üzerinde yapacağım. Dur, dur, dur. Arkadaş, ben bir ip gelecekse, yani karınca sorusu gibi. Yani o ipimiz nasıl olabilir? Hocam böyle olur, böyle olur. Değil mi? Yani ön yüzeyden gidip üst yüzeyden gidebilir. Hatta nasıl olabilir? Yani bu şekildeki sorularda, biraz önceki sorularda hep neydi? Hep böyle gittiği yüzeyler gösteriliyordu. Gittiği yüzeylere göre ben yüzeyleri açtım. Mesela buradan A'dan başlayıp, şu soruda A'dan başlayıp E'ye gelsin en kısası demiş olsaydı, o zaman ben bu arkadan götürdüm mesela. Ama burada direkt yolunu göstermiş böyle. O yüzden 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgen açtım. Yolunu göstermeseydi 1, 2 dikdörtgen açardım mesela burada. Ama burada hiç yolunu göstermemiş. A'dan K'ya diyor. Bir ip böylesi girilecek diyor. En kısası nedir diye soruluyor. E hocam, ilk ipimiz şöyle olabilir. Ön yüzey ve üst yüzeyi kullanabiliriz. Ön yüzey ve üst yüzeyi kullandığımız zaman ne olacak? İlk dikdörtgenimiz sabit. İkinci dikdörtgenimiz yukarı doğru açacağız bunu. Açtık böyle. E burası kaça kaçlıktı? Şurası 4'e 3'lük değil mi? Evet, 4'e 3'lük. Öbürü kaça kaçlık? Şurası 6 değil mi? Evet, 6'ya 4'lük dikdörtgen. Buradan başlayacağım, buraya gideceğim. Hop şöyle. Yani 4, 9. O zaman buradan x neye eşit olacaktı? X kare eşittir 4'ün karesi artı 9'un karesi. Yani 81 artı 16'ya eşit olacak. Yani 97 yapıyor. O zaman x böylelikle kök 97. Cevap kök 97 mi? Değil. Dikkat. Niye? Belki daha şeyi vardır arkadaşlar. Daha kısası vardır. Biz sadece şunu inceledik. Hocam ön ve üstü inceledik değil mi? Bizim ipimiz şöyle de olabilir. Ön ve sağdan da gidebilir değil mi? Evet, ön ve sağdan da gidebilir. O zaman bunu böyle açacağız. İlk dikdörtgenimiz böyle sabit. Burası kaç? 3'e 4'lük dikdörtgen. İkinci dikdörtgenimiz de kapı açar gibi. Yani şunu bu tarafa doğru açacağız. Açtığımız anda şöyle gelecek. 6 buraya gelmiş oldu. Burası da kaç oldu? 3 oldu. Buradan başlayıp buraya gideceğim. Hop, Pisagor bağıntısı. O zaman x kare buradan 9 artı 100'den 109 yapar. O zaman x böylelikle kaç yapıyor? Kök 109 yapıyor. Aa hocam, en küçüğü şimdilik kök 97. Belki daha da küçüğü vardır. Şimdi arkadaşlar bakın, ben neyi kullandım burada? Ön ve üstü kullandım. Bak dikkat, ön ve üstü kullandım. Ön üst gitmesiyle arka alt gitmesi aynı şey değil mi? Evet. Yani şu alttan ve arkadan götürdüğüm şey de aynı olacaktır. Bütün durumları burada incelemek lazım. İşte burada gittiği yüzeyler verilmediği zaman sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Bütün hepsini düşünmemiz lazım. Sana bütün hepsini şimdi şekil üzerinde göstereceğim.
Hocam ön ve üst direk aklımıza geliyor. Tamam. Bir de alt ve arka da olabilir. Sonra hemen ön ve sağ aklımıza geliyor. Çok güzel. E hocam ön ve sağ dediğimiz şuraya yazayım istersen. Ön ve sağ geliyor aklımıza. Tam tersi arka ve sol da olabilir. Yani sol ve arkadan bu şekilde gidecek olabilir. Başka var mı? Var tabii ki. O da şöyle arkadaşlar. O da şöyle olacak. Bunu da şuraya doğru koyayım. Arkadaş ne kaldı? Önü iki defa kullandım değil mi? Hocam üstü iki defa kullandım mı? Kullanmadım. O zaman bir üst kaldı galiba. Bir de ne kaldı? Sağ, sağ. Evet. Sağ ve üst. Ya da alt. Alt ve sağ arkadaşlar. Arkadaşlar bizim karınca şuradan başlayıp da şöyle başlayıp şöyle de gidemez mi? Yani bu ne demek? Alt ve sağ demek değil mi? Alt ve sağ demek. Alt ve sağ. Yani ilk yüzeyimiz sabitse. Dikkat. İlk yüzeyimiz burası değil mi? İlk yüzeye göre ikinci yüzeyi açıyorduk. İlk yüzeyimiz zeminde dikdörtgen. O zaman bunu böyle aşağı doğru yatıracağız. Yani ilk dikdörtgenimiz böyle. Zeminimiz bu. 4'e 6. Bunu da böyle yatırınca ne oluyor o zaman? Şu kenar buraya gelmiyor mu? Geliyor. Yani burası olacak. Burası kaç olacak o zaman? Şöyle yattığı zaman 3. 3'e 6'lık dikdörtgen oluyor. O zaman buradan buraya gelecek karıncamız. Ya da ipimiz. Saracağız. Sardığımız zaman 6 burası. O zaman burası x ise x kare eşittir. 6'nın karesi artı 7'nin karesi. 36 artı 49. E o zaman burası 36 artı 49 da kaç yapıyor arkadaşım? 9 6 daha 15. 85 mi yapıyor? Evet. Arkadaşlar 85 yaptı. Cevap da 85 mi yapıyor? Dur bakayım. Dur bakayım merak ettim. İşlem hatası yapmayayım ya. Şöyle geldim. Evet kök 85 yapıyormuş arkadaşlar. İşlem hatası yaptım diye korktum nedense. Evet gördüğünüz üzere x kare 85 ise x de buradan ne oldu? Kök 85 oldu. Dikkat et kök 97 buldum. Kök 109 buldum. Ve kök 85 buldum. Evet en kısası neymiş arkadaşlar? Alt ve sağdan gideniymiş. Ne yaptım? Dikkat et. Şu yüzey sabit. Bu yüzeye göre bunu devirdim. Aşağıya devirdim. Şurada kapıyı açar gibi düşün. Ya da bu alt ve sağ demek aynı zamanda ne demek? Hocam üst ve sol demek değil midir? Evet. Soldan ve üstten gitmesiyle bunun aynısıdır arkadaşlar. İşte bütün durumlar bunlar. Dikkat ön üst. Şimdi ön üstten gitmesi ya da alt ve arkadan gitmesi aynı. Ön sağa gitmesi, ön sağa gitmesiyle sol arka gitmesi aynı. Alt sağa gitmesiyle sol üst gitmesi aynı oluyor arkadaşlar. İşte A köşesinden K'ya gidilebilecek tüm yollar bunlar. Bu gidilebilecek tüm yollardan en kısası da ne yaptı? Kök 85 yaptı. Yani ben ipimi şu şekilde kırmızı çizgi boyunca ya da siyah çizgi boyunca sararsam en kısa uzunluğu elde etmiş olurum. Zaten bizden bu isteniliyor. Bununla ilgili en zor soru tipi bu karşınıza çıkabilir. ÖSYM sorar mı bilemiyorum ama ben size her durumu göstermek istedim burada. Evet gençler böylelikle bu kısmı da bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda neye başlayacağız? Küpe başlayacağız. O da sonuçta bir prizma. Küp konusunda. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.